أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kâf'ın tezgahının bu kainatı nasıl dokuduğunu anlamak çok önemli. Daha biçilmez bir şekilde önemli, kıymeti sonsuz. Zannediliyor ki genellikle herkes değil, bunu biliyoruz ama genellikle öyle zannediliyor ki böyle Allah'a imanı burada Yasin suresinin son iki ayetinin tefsirinde yapıldığı gibi çok detaylı gibi görünen, efendim def'i, emri, yaratılışları, yaratılış biçimini anlamak, sanki biz Allah'a inanıyoruz, her şeyi O yaratıyor, zaten ondan başka bir yaratıcıyı da görmüyoruz ve öyle bir yaratıcıyı da kabul etmiyoruz. Bu kadar incelikli meselelere girmenin ne alemi var, gerek yok gibi görünen bu çok önemli ayetlerin, bu ve benzeri ayetlerin, yalnız bir tane değil, yani çok ayetler var bu Kafnun, yani Allah bir şeyi irade ettiği zaman ona ol der ve de oluverir. İşte Allah'ın kudreti sonsuzdur, biliyoruz canım. Zaten ondan başka bir yaratıcının önünde de ne secdeye kapıldığımız var, ne evimizin bir köşesine heykel dikip ona tapındığımız var. Bizim daha başka dini ve meselelerle ilgilenmemiz gerekir. Ve artık iman, inanıyoruz onun sonsuz kudreti olan bir Allah'ın şu kainatı yarattığından eminiz deme eğilimi herkeste var. Bu meselelerin üzerine düşmeme eğilimi herkeste var. Bende de var, herkeste var. Bizim Rab, yaratıcıyı tanımamızda en önemli mesele, biz yaratıcının, ne Allah'ın ne varlığını ispat etmeye çalışıyoruz, ne Allah'ı bizzat kendisi zatı itibariyle tanımaya çalışıyoruz. Risalede de böyle bir maksadın olmadığını ben anladım ama insanlar Risale-i Nur Allah'ı ispat ediyor gibi falan konuşuyorlar. İyi niyetle söylediklerinden eminim ama bunun ne demeye geldiğini düşündüklerini zannetmiyorum. Bizim dikkat etmemiz gereken nokta, burada beraber birlikte paylaşmak ihtiyacı hissettiğim nokta, biz Allah'ın zatını falan ispat etmek için çalışmayız, çalışamayız, bu bir çelişkidir, imkansızdır. Yalnız bizim esas derdimiz kendimizin ve çevremizde gördüğümüz mahlukatın varlığının nasıl izah edileceğidir. Mahlukat
kainatın varlığı nasıl izah edilecek? Benim mahlukat ile olan ilişkim bu izaha, bu anlayışa dayanır. Yoksa Allah hakkında söylediğim cümlelerin ya da kelimelerin onun isimlerini 99 değil 999'unu birden ezbere bilsem fark etmiyor. Çünkü Allah hakkında söylediklerimi eğer ben mahlukatla olan ilişkimde bizzat müşahede etmiyorsam, onların o isimlerin hakikatlarının şu tezahür etmiş, şu alemde şehadetteki tezahür eden şekliyle izlerini görüp tasdik etmiyorsam, bu yalnızca bir iddiadan ibarettir. Bu çok büyük bir benim şu söylediğimde çok büyük bir iddia olduğunu da söylüyorum. Biliyorum ama çok büyük bir iddiadır. Yani bu kadar olur mu şimdi bir insan 99 ismini her gün tesbih ediyorsa, yani bu kötü mü deniliyor? Genellikle hayır, bunun kötü olan bir tarafı yok ama iyi olan bir tarafı var mı? Başka bir şey söyleyeceğine, şu veya bu şarkıyı, türküyü mırıldanacağına, Allah'ın isimlerini söyle, onları dile getir ama onun bir maksadı olmalı. Bu mutlaka güzeldir, kötü değildir ama acaba benim hayatımdaki etkisi ne olacaktır? Var mıdır? Benim hayatımdaki etkisi nedir? En önemli nokta da burada yatıyor. Ben yaratıcıyı şu alemdeki müşahedatıma, şu alemde, şu alemdeki gördüğüm, kendisiyle ilişki kurduğum eşyadaki tecelliyatına vakıf olmuş bir şekilde tasdik etmiyorsam, onun bilincinde değilsem, şuurunda değilsem, ben Allah için Allah'ı tarif ettiğini, marifeti ilahiye yakınlaştırdığını düşündüğüm isimlerin de veya özelliklerin, sıfatların yalnız Allah'a ait olan yönüyle söylüyor ya da anıyor olduğumu, zikrediyor olduğumu iddia etmem, söylemem ya da onu bizzat yaşamam benim için insanlığımı ubudiyete, kulluğa, marifetullah'a dönüştürmem için çok bir şey ifade etmiyor. Bu benim iddialarım. Kendi hayatımdaki tecrübelerden edindiğim sonuç. Ve bir de şu kitabını okuduğumuz zatın yapmış olduğu vurgularda dikkatimi çeken nokta. İman, şöyle tarif ettiğimizde bir şeyler ifade edeceğini zannediyorum. İman hayal değildir. İman tasavvur değildir. İman belki delerle tahakkuk etmez. İman çok ağır bir kelime gibi görünmesine rağmen gerçek olduğuna inandığım bir özelliği vardır. İman müşahedeye dayanır. Yani ben imandan bahsettiğim zaman, Allah'ın bir özelliğinde zikrettiğim, andığım zaman onun gerçekliği benim dünyamda ancak benim müşahedatım kadardır. Biz ehli keşfin keşfiyatını, müşahedatını kendimizden uzak tutmamamız lazım. Biz ehli keşif olmak zorundayız. Görevimiz bu dünyada odur. Ama ehli keşif olduğumuzu iddia edip insanlar gelsinler, elimi öpsünler, ben veli bir zatım demek iddiasında bulunmak için böyle çok yani gülünç duruma düşmemek lazım. Benim görevim müşahedeye dayalı imandır.
bunu anlamam gerekir. Müşahedeye dayanmayan iddia makamında söylenilen sözler müşahedeye dönüşünceye kadar çok fazla benim dünyamda tesir etmiyor. Yalnızca bir beklenti, bir ümit, bir acziyet ifade ediyor. Onun için kötü değildir. Ümit ifade etmesi, acziyet ifade etmesi. Yaratıcının böyle özellikleri varmış. Halıkımın, sahibimin, şu kainatın malikinin böyle özellikleri varmış diyoruz. Bu özelliklerini muhakeme etmemiz, bu özelliklerini müşahede etmemiz, keşfetmemiz, bu özellikleriyle alem-i şehadette bil müşahede baş başa olmamız lazım. Bunun için daima mahlukat alemiyle ilişki halinde olmayı ihmal etmememiz gerekiyor. Elimize cevşeni aldığımızda cevşende 999 ismiyle Rab tanıtılıyor. Resulullah'tan rivayet edildiği söyleniliyor ve zaten Resulullah'tan rivayet edildiği konusunda değişik kanalların değişik iddiaları var. Onlar çok bizi ilgilendirmez. Ama genellikle sahih olduğu ve kani olunan bu rivayetin zaten dikkat edilirse terkipleri, terimleri Kur'an'dan alınmıştır. Kur'an'daki bulunan kelimelerdir. Kur'an'ın terimlerinin bir hitap şekline dönüştürülmesinden ibarettir. Yani siz Kur'an'ı okuduğunuzda da zaten Cevşen'i okumuş oluyorsunuz. Cevşen'i okuduğunuzda da Kur'an'ın hitap şekline dönüştürülmüş seçme ayetlerinin parçacıklarını okuyorsunuz, okuyoruz. Bunların bilincinde olacağız. Bu güzeldir ama bunların hepsinin müşahedeye dayanması için bir zaten mütefekkirane okunması gerekir diye müellif o telif etmedi ama tanzim eden zatın bu kitaplarını okuduğumuz zatın mütefekkirane okunması gerekir diye de tavsiyesi var. Mütefekkirane okunması için tasavvurla okuyamazsınız. Tasavvur tefekkür değildir. Tasavvur tahayyül tefekkür değildir. Tefekkür bürhana dayanır. Delile dayanır. Şahide dayanır. İşaretlere dayanır. Bürhansız, delilsiz tefekkür olmaz. Bunlar çok önemli konular. Maalesef elimizde cevher var. Bu cevherden gelin hep beraber faydalanalım. Bu cevheri sanki içinde yüzdüğümüz halde çok az faydalanıyoruz gibi geliyor bana. Kendi açımdan söylüyorum. Zor bir iş değil. Usule dikkat ederek okumamız gerekiyor. Cevşen'i usule dikkat ederek okumamız, Kur'an'ı usule dikkat ederek okumamız ve Kur'an'ın imani bir açıdan tefsiri olan şu müellifin kitaplarını da, şu tefsirini okuduğumuz kitapları da usule dikkat ederek okumamız lazım. Usulsüz okursak kendimizi tekrar ederiz. Mesela tasavvur ve tahayyülle iman olmaz. Bunu bu usuldendir. Bunu ya kabul edersiniz ya reddedersiniz. Reddedemez kimse. Zaten tasavvur iman değildir. Herkes biliyor bunu. Peki kabul edeceğiz. Kabul edeceksek o zaman imanımızı tasavvur ve tahayyül üzerine oturtmayacağız. Müşahede üzerine oturtacağız. Bizzat delillerle tefekkür etme üzerine oturtacağız.
Yoksa tasavvurda kalırız. Tasavvurda kalınca haşa tasavvur küfür değildir. Ama tasavvur iman da değildir. Tarafgirliktir. Tarafgirliktir. İddiadır. İddia ve tarafgirlik iman değildir. Tasdik değildir. Yakin değildir. Bunlar zor işler değil. Nedense şeytan bizi hep buralardan uzak tutmak istiyor. Uzaklaştırmak için çalışıyor. Ama efendim her şey akıldan ibaret mi olur? Kardeşim, müşahede demek akıldan, yalnız akıldan soyut matematiksel işlemler yapmak demekle hiç alakası yok. Bizzat eğer sen ya da ben oturup da ya nuran nur diyorsam, ya musavvuran nur diyorsam, ya halikan nur diyorsam, Allah'un nuru semavatı vel ard ayetinin Esma-i Hüsna'ya teşkil edecek şekilde bir muhatabiyete dönüştürülmesini söylüyorsam, Allah'u nuru semavati vel ardın müşahedesini yapmam lazım. Bu müşahede delillerle olur. Delilsiz, bürhansız, işaretsiz müşahede olamaz. Delil ve bürhan ise önce aklın ameliyesinden geçer, sonra duygulara gelir, hislere gelir. Bunu artık anlamamak için elimizde hiçbir bahane kalmadı. Her yerde, her zaman aynı şekilde Kur'an da öyle söylüyor. Kur'an'ın tefsirlerini, Kur'an'ın bir tefsiri olan Risalelerde imani yönden tefsiri olduğu için önemli. Onun için özellikle Risale-i Nur diyoruz. Risale-i Nur'larda, imani tefsirlerde de bu hep vurgulanıyor. Kaçmanın ne alemi var? Neden kendimizi kandırıyoruz? Şeytan kandırtıyor. Tahkiki imanın vuku bulmasından, gerçekleşmesinden korkuyor. İman taklit de kalsa şeytan istediği gibi oynuyor ve biz de farkına varmıyoruz. Sanki hep tam iman eden, tahkik eden, yakine ulaşmışlar gibi zannediyoruz kendimizi. Onun için çok eksikliklerimiz var ki ne eksik olduğunu farkında değiliz. Farkında olmadığımız için de bir eksiklik yaşamadığımızı zannediyoruz. Bunları hep neden söylüyorum? 16. söz okuyoruz. İrade-i ilahiyenin emri, def'i yarattığının ifade eden, kün feyekün ile yaratılışı ifade eden ayetin tefsirini okuyoruz. Bu ayetin çok değişik açılardan tefsirini, diğer bu ayete zahiren tersmiş gibi, karşıtmış gibi görünen ifadeleri içeren ayetlerle olan ilişkilerini çok güzel bir şekilde uzun uzun anlattı. Biz de uzun uzun üzerinde durduk. Şimdi hiç olmadık, tahmin edilmedik bir konuya geldi. Namaz diyor. Dur kardeşim, biz imanı anlatıyorduk. Emri, yaratılışı anlatıyorduk. Namaz nereden çıktı? İşte imanın tahkiki olmasının önemi burada. Namaz sen, bizim, senin, benim. İmanımın tahkiki olması oranında kıymetlidir. Onun bağlantısını yapıyor. Eğer ben emri, def'i yaratılışı, tedrici yaratılış, misliyle yaratılmadaki tedrici gördüğüm halde o tedricin içinde def'i yaratılışı müşahede edersem, bu müşahede ediş şeklimle daima huzur-u ilahide bulunurum. Daima huzur-u ilahide bulunmak ise bana miracımı gerçekleştirmeyi sağlıyor. Gerçekleştirme imkanı veriyor. Resulullah'ın miracı bütün namaz kılanların miracının temsilidir, zirvesidir. Herkes kendi çapında küçük küçük miraçlarını namazında gerçekleştirir.
miracı namazda gerçekleştirmek için emri ve def'i yaratılışı müşahede etmemiz şart. Eğer yaratılışı sebeplere vererek, sebepler ilişkisi içerisinde görerek müşahede ediyorsak şu alemi, miraca çıkmamız mümkün değil. Çünkü sebepler hep perde olarak önümde duruyorlar. Namaz, kıldığım namaz çok zayıf, onu söyleyecek. Manen, hayalen, niyeten, niyeten sahih olacak. Manen, hayalen miraca çıkmanın imkanı ise nasıl gerçekleşiyor? Def'i emri yaratılışı anlayıp, idrak edip, kainatla olan ilişkimi, def'i emri yaratılışı, her an, her mahlukun, her bir özelliği, ancak bütün kainatın halıkının, yaratıcısının yaratmasıyla, var etmesiyle vücut bulabilir. Bu müşahedeyi kendi dünyamda yapa yapa hadis haline getirmem gerekiyor. Hadis haline gelince kainata bir nazar etmem sanki huzur-u ilahiyeye çıkmamın bir basamağı haline geliyor. Onun için def'i yaratılış olmadan miraca çıkılmaz. Hiç çıkılmaz değil. Herkesin bir miracı var ama ne kadar def'i yaratılış konusunda, yani 16. sözün, bu ayetin tefsiri olan 16. sözün 1., 2., 3. şualarını ne kadar kendi dünyamda taşımış isem, kendi dünyamda onların müşahedesini yapabiliyor isem, o kadar namazımda miracımı gerçekleştiririm. Her namaz bir miraçtır. Ama yani miraçtır, bir merdivendir. Merdivenin sonsuz basamağı var. Birinci basamağa çıkmak da merdiven çıkmaktır. Bininci, on bininci basamağa çıkmak da merdivene çıkmaktır. Evet, her namaz mutlaka bir basamak çıkmaktır, miraca çıkmaktır. Ama neden hep birinci basamağa çıkayım? İnsanım, terakkiye, tekemmüle tabiyim. Terakki edeyim, bir de ikinci, üçüncü, onuncu, yüzüncü, bininci basamaklara çıkayım. Neden çıkmayayım? O kabiliyet bana verilmiş, neden kullanmayayım? Bu kabiliyeti veren boşuna, lüzumsuz yere mi verdi? Kullanılmasın diye mi verdi de iddia ediyoruz, kullanmayacağız diye. Çünkü her namazda bir miraç var efendim. Her namazın sonsuz derecesi var. Çekirdekten ağaca kadar, evet. Benimki de çekirdek olsun. Niye çekirdekle iktifa ediyorsun? Neden bir fidan olayım, bir ağaç olayım, çiçek açmış bir ağaç olayım demiyoruz? Hep şeytan diyor ki çekirdek olmak yeter, çekirdek olmak yeter diyor. Aman ağaç olup da çiçek açıp da meyve vermeye kalkma. İşte şeytan bundan ödü kopuyor. Onun için şeytan o da yeter canım, o da yeter canım diyor. Yani her namaza duran insan, kıbleye dönen insan mutlaka miracın, yani huzur-u ilahiyeye çıkmanın merdiveninin bir basamağından yükseliyor demektir. Ama neden hep birinci, ikinci, üçüncü basamakta kalalım? Dünyada bile birinci sınıfı okudum yeter artık deyip okulu bırakıp hiçbirimiz gitmiyor. Çocuğumuzun okulu bırakacağını duyduğumuz zaman ödümüz kopuyor. Ya olmaz, bitirmesi lazım, bitirmesi lazım diyoruz. Bir işe gireceğimizde, bir iş tutacağımızda 3 kuruşluk menfaate mi, 5 kuruşluk menfaate mi talip olacaksın deyince gözlerimiz parlıyor, 5 kuruş diyoruz. Ama imanın uygulamasına gelince o da yeter canım, o da yeter canım diyoruz. Bu şeytanın oyunu değil de nedir? Yükselmemizi istemiyor. Uyanmamız lazım.
kendimize dikkat etmemiz lazım. İmkanı var, zor değil. Zor değil. Ben 3 kuruşluk gelirini 5 kuruşa çıkartmak için canın çıkıyor. 3 liralık maaşını 5 liraya çıkartmak için doktora yapacağım diye 6 yıl çalışıyorsun. Daha itibarlı bir makama geleceğim diye 6 yıl canın çıkıyor. Hepimizin. Benim de çıktı, sizin de çıkıyor. Peki imanda mertebe kat etmek için 6 yıl çalışmak lazım değil, 6 saatte çalışmak lazım değil. Karar vermek lazım. Usule dikkat etmeye karar vermek lazım. İmana talip olmak lazım. Niye canımız çıkmıyor? O da yeter canım diyoruz. O da yeter diyoruz. Bir yemek önümüze geldiği zaman birazcık tuzu az olsa yüzümüzü ekşitiyoruz. Tuzu az olmuş diyoruz. Birazcık az pişmiş olsa tam iyi pişmemiş diyoruz. Mükemmeli istiyoruz. Evet, mükemmeli istemek insanidir. Neden imani meseleye geldiğinde mükemmeli istemiyorsun, taklitte kalıyorsun? Kalıyoruz hep beraber. Yalnız size demiyorum. Arkadaşlar, şeytan tahkiki imandan ödü kopar. Ödü kopar tahkiki imandan. Mukallidane geleneğin içerisindeki biz Müslümanız canımdan da öyle bir lezzet alır ki hah der, tabii canım sen de Müslümansın. Hiç Allah'ı inkar ediyor musun? Şu kainatın yaratıcısı falan yok diyor musun? Yok demiyorum. E tamam, sen mükemmel imana sahipsin. Şimdi artık imanın bitti, imanı tamamladın. Hadi artık ameline dikkat et. Demeye başlıyor. Amelcilikte ameline güvenen insan yapıp seni mahvediyor. Seni, beni. İmanın terakkisinden uzaklaştırdıktan sonra amelin içinde boğuyor. Onun için bakın, yüz yıllar değil, belki bin yıldan beri medreselerde hep ameli tanzim eden eğitimler yapıldı. İman yok. Neye? İmanı bitirdik çünkü. Bin yıldan beri üzerinde çalışılmamış fıkhi bir mesele kalmadı. Onun karşıtında imanın hakkaniyetini tahkik eden de mesele yok. Yani kalmadı değil. Neredeyse yok. Bin yıl öncesine gidersem var, bin yıl öncesinden Resulullah'ın hayatına gidinceye kadar herkes iman ile meşguldü. Tarihe gitmeyelim. Bu müellif, bin yıldır beri küflenen bir mesele var, ihmal edilen bir mesele var, bunu ihya etmek lazım diyor. Sayfalarca, binlerce sayfa eser yazmış, önümüze bırakıyor ve bize Kur'an'ın imani yönünü ihya eden bir meslek, miras bırakıyor ve biz bu mesleğin içerisinde hala direniyoruz bilmem ne gibi. İlle de tefekkür etmeyeceğim, müşahede etmeyeceğim, anlamayacağım diye. Ben de bu meseleyi hiç anlayamadım. Neden Allah'ın verdiği imkanları kullanmayacağım? Neden tahkik mesleğini taklit içerisinde boğup öldüreceğim? Bunu hiçbir zaman anlayamadım. Anladığım bir mesele var, şeytanın tuzağıdır. Şeytanın tuzağına düşüyor. Ebu C'nin yazdığını okuyayım da ben bu konuda biraz hisliyim arkadaşlar. Hislerimi bağışlayın çünkü çok darbe yedi. Bu hizmet çok darbe yedi. Şimdi de can çekiştiriyor. Allah bizi muhafaza etsin sorumluluğumuzdan. Bir şeyler yaptık zannediyoruz, kendimiz çalıp kendimiz oynuyoruz. Defteri kitabı olup da hiç çalışmayan öğrenci gibi ben öğrenciyim deyip kendimizi kandırıyoruz. Defter kitap talim ister. Oysa bir dakika bile derste oturmuyoruz. Evet. Bu da şu demek oluyor. Maalesef demiş Hegira'da. Ya maalesef bu da şu demek oluyor. Arkadaş, korkma. Allah'ın verdiği imkanı, Allah'ın rehberlik yaptığı kitabında kullanmaya korkma. Evet.
Şimdi bakın, çok dikkat edin, nereyi okuyoruz? 16. sözü okuyoruz. 16. söz nedir? 16. söz Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kun feyekûn. Fesübhânellezî biyedihî melekûtu kullu şey'in ve ileyhi turca'ûn. Ayetlerinin tefsiridir. Şimdi Allah ayet tefsiri okuyoruz. Artık şunu bir kişi eline risaleyi alıp da biz 16. sözü okuyoruz dediğinde artık yaşlandım mı nedir, elimin tersiyle bir tane vurasım geliyor. 16. söz okumuyorsun. Yasin suresinin 2 ayetinin tefsirini okuyorsun. Artık bunu unutma. Bunu mıh gibi çak, böyle çivi gibi çak beynine. Tefsir okuyoruz. Kur'an tefsiridir Risale-i Nur. Tefsirini okuyorsun. Okuduğun neyin tefsirini okuduğuna bak. Şimdi o bir şeyi irade ettiği zaman onun iradesi, onun işi, yani onun yaptığı iş ona ol der, o da oluverir. Okurken, bu tefsiri okurken dördüncü şuaya geldik. Birinci, ikinci, üçüncü şuanın üzerinde epey durduk inşallah. Şimdi dördüncü şuaya geldik. Dördüncü şuaya geldik. Bakın ne diyor dördüncü şuada. Unutma, kün feye kün ile yaratmanın, emirle yaratmanın ifade edildiği ayetin tefsirini okuyoruz. Unutma. Bin defa söyleyeceğim bunu. Hep aynı şeyi söylüyorsunuz diyor Ebu Cehil. Yine de aynı şeyi söylüyoruz. Yine adam eline risaleyi alıyor, bu tefsir kitaplarını alıyor. 16. sözün 4. şuası diye başlıyor şarkı söylemeye. Gel de çıldırma Ebu Ce. Sen bu konuda hassassın, onun için sana çok üzerinde duruyorsun, bunu anladık artık diyorsun da sen anladın inşallah. Ben hala tam anlayamadım. Nereye gidersem aynı teraneyle karşılaşıyoruz. Bakın 16. o Yasin suresindeki emri yaratılışı anlatan ayetin, ihtiva eden, söyleyen, haber veren ayetin tefsirinde 4. şuaya geldik. Artık zirveye çıkıyoruz, en detayına ineceğiz, dikkat edin. Biliyorsunuz Risale-i Nur'larda en yüzeydeki görünümünden, insanların en sathi nazarla gördüğü delillerden, yapmış olduğu müşahedatından başlar, adım 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 meselenin daha da köküne, daha da özüne, daha da melekutiyetine geçer. Risale-i Nur'da Said-i Nursi'nin usulü budur. Üçüncü, dördüncü şuayı okuyoruz. Ama bu arada Levent kardeşimizin bir yazısı var, okuyalım, güzel pembede yazmış. Dünya kendisini çok pahalı satıyor. Bireyler verme karşılığında bizden neredeyse tüm hayatımızı istiyorlar. Çok istediğimiz halde imana çalışmaya ne halimiz, ne vaktimiz, ne ilgimiz kalıyor. Efendim, biz başka üstüne, ben size katılıyorum. Allah razı olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok güzel. Zaten burada bulunmanız yeter. Benim bu kadar vurgu yapa yapa tekrarımdan sonra usanmayıp da odayı terk etmediğinizden memnunum. Elhamdülillah. Ama bunun bir ızdırabını çekseniz her gün aynı şeyi söylersiniz. Çünkü bu derya, bu cevher kaynaklar maalesef eskiden Kara Davud'u Mızraklı İsmail Mahali köy odalarında okurlar diye ona döndürdüler. Derya gitti elimizden. Masal gibi okur duruma geldik. Masallaştırdık. Ruhumuz hisseder diye. Evet, şarkıda dinleyen adamın ruhu bir şey hisseder. Evet. Neden gençler hep şarkı türkü dinliyorlar? Müzik hastası, çünkü bir şeyler hissediyorlar. Tahkik mesleğindeyiz. Ne dediğimizin, bu dediğimizin ne demeye geldiğinin tahkikini yapmak zorundayız.
bu kitaplar tahkiki iman mesleği kitaplarıdır. Bunun hakkını vermemiz lazım. Ama herkesin bir katkısı var, Allah razı olsun. Herkesin bir hizmeti var, Allah razı olsun. Neden herkes her alanda terakki ediyor da biz tahkiki iman mesleğinde terakki etmemek için direniyoruz? Bunu anlayamıyorum. Bu kitapların kıymeti 100'den 5'e indi. Yine kıymetli, yine güzel. 5'i de güzel ama bir 100 olsaydı da görseydik biz dünyada ne oluyor? Onun 95'ini biz yuttuk, öldürdük. Elinde kitap olanlar öldürdü. Dünyada inkılap olacaktı, biz öldürdük. 3-5 kişiyle yetindik, tarikat haline getirdik. Şeyh mürid ilişkisi yok, şeyh mürid ilişkisi yok diye İhlas Risalesi'nin her 15 günde en az okunması gereken prensibini, şeyh mürid ilişkisi yoku unuttuk. Adına şeyh demedik, bilmem başka bir şey dedik. Aynı ilişkiyi sürdürdük ve sürdürüyoruz. Bu kitaplar böyle bir muameleye layık değiller. Bunu bağıra bağıra söylememiz lazım. Bu kitapların değerini 100'den 5'e indiremezsiniz, indirmemeliyiz. Biz de indirmeyeceğiz diye karar almamız lazım. Allah razı olsun Hegira diyor. Şu derslerin gününü nasıl heyecanla özlüyorum. İnanın o tadı almak çok önemli, gerçekten hissetmek çok önemli. Açlığımızı hissetmemiz lazım. Allah razı olsun. Şimdi geldik. Allah razı olsun. Yani Risale-i Nur, Kur'an'ın bereketi bu. Kur'an'ın bereketinden Said Nursi almış, biz de onun bezirganlığını yapıyoruz burada. Yoksa kaynak Kur'an. Yani Rabbimiz bize hidayet veriyor, rehberlik yapıyor. Hadimiz odur inşallah. Dördüncü şua, tekrar nereye okuyoruz? Yasin suresinin son iki ayetini, tefsirini okuyoruz. Bu ayetlerin konusu nedir? Emri yaratılış. Emri yaratılıştır. Def'i yaratılıştır. Her an, her bir şey yepyeni, taze olarak yaratılıyor, vücut alemine getiriliyor. Hiçbir şey bir önceki halinin devamı değildir. Bu ayeti okuyoruz. Dördüncü şua. İşte ey tembel nefsim. Şimdi bir dakika. Biz Rabbimizin her şeyi, şu kainatta yaratılan her şeyin, her halinin, her an doğrudan doğruya mutlak bir kaynaktan geldiğinin müşahedesini yapmamız gerektiğini haber veren ayeti okuyorduk. Bu tembel nefsim nereden çıktı? Dikkat edelim. Tembel nefsim. Bir nevi miraç hükmünde olan namazın hakikati, yani şaka yapacağım şimdi, dam üstünde saksan kardeşim, biz ne güzel imanın hakikatlarından bahsediyorduk, bu namaz da nereden çıktı? İnkar etmiyoruz ama ne alakası var namazla? Ama dikkat edin, namaz nasıl tanıtıldı, nasıl tanımlandı? Miraç hükmünde. Bizde yukarıda 3. şuanın sonunda def'i emri yaratılışın müşahedesinin miraca çıkmak olduğunu okumuştuk. Demek ki doğrudan ilişkisi var. Şimdi efendim, iman bir ayrı mevzu, amel bir başka mevzu dedik mi, o zaman çok yanlış bir şeyler söylemiş oluyoruz. Amel, yani bir iş yapmak, hani amel İslam din tabiri içerisinde İslam'ın 5 şartını yapmaktır. 5 şartını uygulamak, diğerlerinde ama esas olarak 5 şartını uygulamak. Diğerleri yok değil. Mesela 5 şartında adam öldürmemek yok. Bu demek değildir ki sen istediğin gibi adam öldürürsün, serbestsin demek değil. Bunları biliyoruz. Yani kebairi yapmamak,
feraizi yapmak. Şimdi bu amel kelimesi, amelin ameli salih olması lazım geliyor. Amelin ameli salih olması için herkes amel yapar, çok affedersin. İnansızlar da bir şeyler yaparlar, hayvanlar da bir şeyler yaparlar, bir şeyler yaparlar. Herkes bir amel, amelin ameli salih olması önemliyse, ki hep ameli salih vurgusu yapılıyorsa Kur'an'da, bir ameli salih yapan o amelin dayandığı iman boyutudur. İman mertebesidir. Hangi iman mertebesinden geliyorsa amel ona göre değerli olur. Mesela ilkokul birinci sınıftaki bir çocuk ödevini yaptı, amelini yaptı. Ödevinin içeriği nedir? Birinci sınıftaki öğrenciden beklenilendir. Evet, güzel yaptı. Birinci sınıftaki öğrenciden beklenildiği şekliyle ödevini yaptı. Bir de diyelim üniversitede okuyan birisi bir ödev yaptı. O da ödevini yaptı, amel yaptı. Ama onun yaptığı amelin içeriği nedir? Üniversite düzeyindeki bir öğrenciden beklenilendir. Şeytan bize diyor ki amelini yap, amelini yap. Sınıfını geçme diyor. Hep birinci sınıfta kal. İlkokul birinci sınıfta kal. Üniversiteye falan giderim değil mi? Yoksa seninle oynayamam diyor. Kardeşim, ödev yapıyorum diyorsun. Ödev yapıyorsun da kaç yıldır? Hangi sınıftasın? İşte o sınıf, bu benzetmede iman mertebesidir. İman şuurudur. İman tahkikidir ve tahkik müşahedeyle olur. Tahkik müşahedeyle olur. İyi dikkat edelim. Okuduğumuz bir şeyi ha diyeceğiz, bu ne demek? Bu benim dünyama ne getiriyor? Bunu ben nasıl müşahede ederim? Bunu nasıl gözlemlerim hayatımda? Gözümle gözlemlemek şartı değil, gözümle de gözlemleyeceğim, kulağımla da gözlemleyeceğim, hislerimle de gözlemleyeceğim, kalbimle de gözlemleyeceğim, ruhum da lezzetini alacak. Ama getir bunu dünyana. Hikaye gibi okuyup geçme. Getir bunu dünyana. İşle kendi ruhuna. İşlenebilir, zor değil. Bir niyet yeterli. Niyet et, kastet, gelecek dünyana. İşte o kastı karar altına alamıyoruz. Yapamıyoruz. Neden? Ödevimi yaptım diyorum. Ödevini yaptım da 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl birinci sınıf öğrencisinin ödevini yapıyorsun. Sınıfta, dünya okulunun sınıfında bir sene sınıfta kaldığım zaman ya da çocuğum sınıfta kaldığı zaman ödün kopuyor. Çünkü bizim çocuk sınıfta kaldı, başarısız diye özel öğretmenler tutuyoruz, özel dersler tanzim ediyoruz, kendisiyle özel olarak ilgileniyoruz, özel dershanelere gönderiyoruz. Neden? Sınıfta kalmasın, sınıfta kalmasın diye. İman mertebesinin sınıfında her yıl yerimde sayıyorum, hiç tüyüm bile titremiyor. Ben Müslümanım, ben inandım. Allah var biliyorum canım. Kainatı Allah yarattı. Hep olduğun yerde sayıyorsun ama. Rabbi tanımanın sonsuz mertebesi var. Aman efendim namazlarımı geçirmemeye çalışacağım. Güzel. Güzel. Ama ödevini yap. Ödevini yap. Ama 50 yıldır yaşıyorsun. Ben kendime söylerim. 60 yıldır yaşıyorsun. 60 yıldır ödev yapıyorsun. Hala birinci sınıf ödevi yapıyorsun. Şunu bir liseye çıksana. Neden dünya okulunda bir sene geri kaldığın zaman titriyorsun, terliyorsun, çabalıyorsun, özel öğretmenler tutuyorsun da iman okulunda terakki etmediğin zaman özel öğretmen de tutma. Para da istemiyor Rabbim. Dikkat et. Niyet et, kast et. Ben bunu dünyama taşıyacağım de. Dördüncü şuasını, 16. sözün dördüncü şuasını okuyorum deme. Emri yaratılışın dördüncü basamaktaki izahını, tefsirini okuyorum de. Yasin suresinin tefsirinde arkadaş hiç sen innemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûne lehu kun feyekun ayetinin namazla ilgili olduğunu hiç düşündün mü? Bu kadar yıldır da bir de Risale okuyorsun.
Kendine bir sor. Bana hadi bir Levent'e sorayım. Levent'i tanıdığım için şahsen. Levent, hiç düşündün mü Yasin suresinin son iki ayetinin namazla ilgili olduğunu aynı zamanda? Mert'e söyle. Bir de çok müdakkik bildiğim Ebuci arkadaşıma sorayım bakayım. Hiç siz, ben hiç düşünmemiştim de siz düşündünüz mü diye merak ediyorum. Levent'ler de diye uzattı. Ya bu işte namazla ilgili. Bakın bu ayetin tefsiri namazla bitiyor. Demek ki bu ayetin tefsirinin özünde namaz yatıyormuş. Şöyle diyelim mi arkadaşlar, hep beraber estağfurullah. Bugüne kadar israf ettiğimiz zamanlar için estağfurullah diyelim mi? Şimdi bugüne kadar ben namaz kılıyordum. Bu namazın innema emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kun feyekûn ayetinin içerisinde yattığını hiç düşünmedim. Bir de bunu açıkça söyleyen kitapları ne zamandan beri okuyorsun deme. Ben seni gençliğinden beri biliyorum. Yani acı acı gülüyoruz. Acılı acınacak halimize gülüyorum. Ben de aynı size demiyorum. Ya demek ki hep ödev yapıyorum diyorum da hangi sınıftayım diye hiç sormuyorum. Hala aynı sınıfta ödev yapıyorum. O da güzel. Elhamdülillah. Ama şimdi o da güzel elhamdülillah dediğim zaman şeytan gibi demeyeyim ha. Yani olduğun yerde kal, olduğun yerde kal. Bu da güzel. Olduğun yerde kal. Aman terakki etme. Anlamında değil. Allah razı olsun. Okulda artık çocuk. Allah razı olsun. Peki efendim. Demek ki bu emri yaratılışın namazla çok ilgisi var. Emri yaratılışı müşahede edebildiğimiz kadarıyla namazımızda miraca çıkıyoruz. Çünkü namaz müminin miracıdır. Resulullah'ın tarifinde burada da bir nevi miraç hükmünde olan namazın hakikati sabık temsilde bir nefer mahz-ı lütuf olarak huzur-u şahaneye kabulü gibi mahz-ı rahmet olarak tamamen mahz-ı Levent, sen risaleleri tanıyalı 30 yıl olmuş diyorsun. Aramızda herhalde Tahir ve Hümeyra hala birin sınıftayım gibi geliyor. İnşallah sınıf dışı kalmayalım da. O da ama ikinci sınıfa da talip olalım. Aramızda beni ilk defa risalelerle tanışmakta vesile olan zat da bulunuyor. Tahir ve Hümeyra'daki Tahir. Onunla beraber 16, evet 44 sene önce olmuş risalelerle tanışalım. 44 sene bir beygirin kulağına risaleler okusaydı herhalde benden daha iyi terakki ederdi. Maalesef işte acınacak halimiz bu arkadaşlar. Neyse, hep böyle kötü ve hüzüntülü tablo değil. Şimdi gelelim, miraca çıkmak nasıl oluyor? Estağfurullah. Evet. 20, pardon. Bu yukarıda 3. şuada bahsedilen bir önceki bölümde bu ayeti kerimenin bir önceki 3. şuadaki yapılan tefsirine göre, o tefsirdeki temsile göre diyor, huzur-u şahaneye kabulü gibi mahz-ı rahmet olarak Zat-ı Celil-i Zülcemal ve Mabud-u Cemil-i Zülcelal'in huzuruna kabulündür namaz. Onun huzuruna kabulündür. Ya inşallah. Şimdi demek ki miraç hükmünde olan namaz, biz namazda onun huzuruna kabul ediliyor olduğumuzu
hissedebilmemiz için ruhumuzda, latifelerimizde, kalbimizde bunu yaşayabilmemiz için namazın miraç olduğunu bilmemiz, miraç ise esbab perdesini mutlaka aralamakla mümkündür. Esbab perdesini aralamadan huzur-u ilahiyeye çıkmanın bilincini, şuurunu yaşayamayız. Esbab perdesini aralamak için de Allahu Ekber deyip manen ve hayalen veya niyeten iki cihandan geçip Allahu Ekber, şimdi Allahu Ekber işte. Manen, hayalen veya niyeten. Şimdi herkesin sınıfına göre manen, hayalen, niyeten kalp, kıbleye döndüğümüz zaman da arkadaşlar huzur-u ilahiye döndük. Doğrudur. Bunda şüphem yok. Yani bunu hiçbir zaman şüpheyle karşılamadım. Çünkü hayatımın büyük bir kısmı hiç hayatında huzur-u ilahiyeye dönmemiş insanlarla geçti. Yani 30 senede fazlası öyle geçti. Yani huzur-u ilahiye hiç dönmemiş insanların bulunduğu yer. Mutlaka gayrimüslim ülke değil, gayrimüslim ülkede huzur-u ilahiye dönen çok insan gördüm de İstanbul'un böyle bir bölgesinde kaldım ki orada huzur-u ilahiye hiç dönmemiş insanlar Avrupa dediğimiz, Batı dünyası dediğimiz, Amerika dediğimiz yerdeki insanlardan daha muannidane huzur-u ilahiyeden kaçan insanlardı. Onlarla oradaki geçen hayatımla beraber gerçekten yarısından fazlasını hiç huzur-u ilahiye dönmemiş insanlarla beraber geçirdiğim için onların haleti ruhiyesini müşahede ede ede korkuyorum Rabbimden. Böyle bir duruma düşmekten. Yani insanın yalnız hayvan değil, insaniyetten, hayvaniyetten dahi çıkıp böyle bir hayat yaşıyor olduklarını müşahede ede ede Rabbim böyle bir ikramda bulundu bana. Onların durumuna düşmekten hep Allah'a istiaze ediyorum. Onun için huzur-u ilahide olmanın çok önemli olduğunu görüyorum. Bir kimse kıbleye dönüp de elini şöyle tutmuş, ayağını böyle tutmuş, belini şöyle eğmiş, onunla hiç ilgilenmiyor. Hiç de ilgilenmedim onlarla da. Hiç ilgilenmenin faziletine inanmadım zaten. Kıbleye dönmekle tevhidi, Allahu Ekber demekle de kelime olarak söylemesi bile bir sınıfa girip o sınıfta ödev yapıyor olduğunu gösteriyor. Ama biz o sınıftan artık yükselelim diye sitem ettik şimdiye kadar. Fakat yine bir sınıfta olmak büyük bir şereftir. İnsaniyetin şerefidir. Ona da şükür. Elhamdülillah. Ama biraz yükselelim canım. Neden hep olduğumuz yerde sayalım? Dünyamızın hiçbir işini olduğumuz yerde sayma olarak gördüğümüzde kabul etmiyoruz da iman, ahiret meselesi, Rabbimize karşı ubudiyet meselesi söz konusu olduğu zaman olduğumuz yerde saymaya razı oluyoruz. Bunu anlamıyorum işte. Bu siz kötüsünüz. Bu namaz kılanlar kötü değil. Bunu hiçbir zaman zaten aklımın köşesinden geçirmedim. Namaz kılan ne olursa olsun. Hatta çok insanlar da bu arkadaş yalnız ben değil burada çok arkadaşım müşahede ettiği, yaşadığı bir olay var. Devamlı da Allah nasip edip yaşıyoruz. Ne abdest, ne namaz, hiçbir şey Müslüman bile olmadığını bilmeden birlikte namaz kıldığımız insanlar var. Namaza durduklarını söylüyorlar. Yaratıcılarının huzurunda ben seni tanıyorum demeye geldiğini söyleyerek duruyor. Abdest, namaz, husul hiçbir şey yok. Ama Allah'ın huzuruna dönüyor. Böyle insanlar da çok. Bir kişiyle konuşuyordum da Müslüman falan değil. Biraz şöyle hani kalıplarımızı, küflerimizi yıkması için söylüyorum bunu. Müslüman falan olduğunu söylemiyorum. Ben Müslümanların Müslüman olmadığı söylenilen insanların bulunduğu beldede yaşıyorum. Beni namaz kılarken namaz halinde gördü.
ve yani Allah'a mı yönelmiştin anlamında söyledi kendi dilinde. Evet dedi. Evet dedim. Durum öyle bir şeydi. Ona benzerdi. Bana ne dedi biliyor musunuz? Benim evimde odamın bir köşesini tamamen diğer yerinden ayırdım. Orada her gün ne zaman müsait olursam, sabah, akşam, özellikle sabah kalktığımda orada yalnız da beni yaratan Allah'ımla beraber oluyorum dedi. Ya. Kendisini Müslüman deyip de namaz kılmayıp Allah ile beraber olmayanlara Müslüman diyoruz. Bu zata da gavur diyoruz. Allahu alem. Ben hep diyorum vallahi kimin Müslüman kimin gavur olduğunu ben şaşırdım. Benim pusula ibresi artık nereye dönüyor bilmiyorum. Yani ible şaşırdı. Mıknatıs alanları çok değişik yaklaşık bir şekilde pusulanın etrafında dönüyor. Kim Müslüman, kim gavur onu bilemiyorum. Ben Müslümanım diyor. İnşallah inanıyorum efendim diyorum. Ben Müslüman değilim diyorum. Bilmiyorum, zannetmiyorum. Belki de Müslümansın, haberin yok diyorum. Benim anlayışım böyle. Biraz çarpık gibi görünebilir. Ama dikkat edin. Evinin bir köşesini yaratıcısı olan Allah ile beraber olmak için ayırıp kapatmış, böyle paravana mı ne derler, bir şey çekmiş, dikkat edelim. Orada her sabah akşam ne zaman müsait olursa orada Rabbim ile beraber olmak istiyorum diyor. İstanbul'da yaşayıp da hiç kıbleye dönmemiş, Rabbi ile beraber olmak değil, Rabbinin ne olduğunun hiç farkında olmayan, ya Müslüman değilim ya da Müslümanım ama din yobaz bilmem ne diyenlerin arasında bir kıyas yapalım. Siz eğer hakim olsanız ne hükmü verirsiniz? Kim cennete gidecek dersiniz? Evet. Bu da bir başka konu. Demek ki namaz kılmak çok önemli. Çok önemli. Bir sınıfa girip ödev yapmak aşırı derecede önemli. Sınıfa hiç girmeyene göre artık kıyas edilmez. Ama namaz kılmanın da hani Türkçe'de derler ya, namaz var, namaz var. Evet. Onun eğitimini yapıyor şimdi. Emri yaratılışı müşahede edebildiğimiz oranda Miraç'tayız. Miraç'ta olduğumuz oranda Allahu Ekber kelimesinin içeriği değişiyor. Anlatabiliyorsam. Miraç'ta bulunduğumuz oranda, miracımız oranında Allahu Ekber deyip manen veya hayale veya niyeten iki cihandan geçmek. Dikkat edin. En azından niyet itibariyle, en azından manen, hayalen dahi olsa iki cihandan geçmek nasıl mümkün olur arkadaşlar? Bu dünyada yaşıyoruz, nasıl mümkün olur? Hayalen, manen ya da niyeten ancak ve ancak sebepler perdesini yırtmakla mümkün olur. Bu da bil müşahede imanın tahkikini yapmakla mümkün olur. Başka türlü mümkün olmaz. Derecesi sonsuzdur, evet. Derecesi sonsuzdur, evet. Tekrar ediyorum. Ama bir yolu var bunun. Miraca çıktığımız oranda mümkün olur. Yoksa namaz kılmak, derecesi itibariyle konuşuyorum, Allahu Ekber demek güzeldir, orada kalırız. Çünkü iki cihandan geçmiyoruz. İki cihandan geçmiyor olabiliriz. İki cihandan geçtiğimiz oranda miraç, miracımız oranında namaz. İki cihandan geçmek ne demek anlıyorsunuz değil mi? Hem dünyadan hem ahiret hesabı yapmaktan vazgeçmek. Sevap olacak,
namaz kılmazsam cehenneme gidecektim. Şimdi şunu bir devrivereyim, ortadan çıkartıvereyim de cehennemden kurtulayım. Bunlardan geçeceğiz. Geç bunları. Hesabı bırak. Hesap yapma. Muhasebe memuru değilsin. Vazifeni yap. Muhasebe yapılıyor zaten. Korkma. Güven ona. Sen vazifeni yap. Allahu Ekber değil mi? Gerçekten Allah Ekber değil mi? Ona bak. Sen gör. Onun Ekber olduğunu gör. Bütün sebeplerin ötesinde tek müessir-i hakiki o olduğunu gör. Allahu Ekber o demek. Her şeyin ötesinde tek müessir-i hakiki odur. Allahu Ekber deyip manen, hayalen veya niyeten iki cihandan geçmek. Yok. Dünya benim için esbab perdesi hiçbir şey ifade etmiyor. Ahiret hesabı da hiçbir şey ifade etmiyor. Ben müşahede ettiğim bir vakayı dile getirmeye geldim. Şu kainata bakıyorum, bu kainatta hiçbir şey müessir değildir. Hiçbir sonuç, gördüğüm hiçbir yaratık mahluk, gördüğüm, müşahede ettiğim hiçbir mahluk, kainatın tümünün yaratıcısı olan Allah dışında bir şey bir şey tarafından var edilmiş, şekillendirilmiş olamaz. Allahu Ekber budur. Maddeten, pardon, iki cihandan geçmek budur. Bunu efendim tefekkürle yapamıyorum. Manen yapmaya çalış. Hayalen yapmaya çalış. Bunlar mahluk. Bunlar mahluk. Ben Halik'a yöneliyorum. Ben kaynağa yöneliyorum. Ben bu dünyanın, şu alemdeki gördüğüm, kendi varlığım dahil, her şey dahil, onun şu dünyayı iradesiyle yaratıyor olduğunun bilincindeyim. Bunu ifade ediyorum. Yoksa bugün yemeği yedim, yemek benim vücudumu besleyecek ve o besinle hayatım devam edecek değil. Besini de, yemeği de, hayatımı da, devamını da, her şeyi şu kainatın maliki yapıyor. O en büyük olan odur. Onun yanında başka hiç büyük yoktur. Olamaz. Büyüklükten yana hiçbir özelliğe sahip değiller. Yani küçücük dahi olsa büyük. Anlatabildim mi bilmiyorum. Yani büyük etken demek. Müessir demek. Evet. İki cihandan geçip kaydı maddiyattan tecerrüt edip maddiyat, madde, perdeden sıyrılıp, yani ben kendi varlığımda şu anda namaza durduğum anda şu anımdaki varlığım benim yaratıcımın iradesinin gerçekleşmesinden ibarettir. Maddiyat kaydından tecerrüt et. Geç. Sıyrıl ondan. Ben varım, namaz kılıyorum değil. Namaz halinde var ediliyorum. Artık def'i, emri yaratılışı, iradenin yaratma şeklindeki gerçekleşmesini anlamış bir kişi olarak namaz kılacağız. Çünkü o ayetin tefsirini okuyoruz. O ayetin tefsiri olarak anlatılıyor bunlar. Evet. Kaydı maddiyattan tecerrüt edip sıyrılıp bir mertebeyi külliye-i ubudiyete veya külliğinin bir gölgesine veya bir suretine çıkıp
mertebe-i külliye-i ubudiyet ne demek? Ubudiyetin külli mertebesine. Külli ubudiyetin abd olmanın, mahlukiyetinin bilincinde olmanın, Halık'ının bilincinde olmanın külliyeti nasıl olurdu daha önceki üçüncü, ikinci ve üçüncü şualarda okuduk. Nasıl oluyordu? Halıkiyetin külliyeti önce kendinin halık olmasından, sonra senin gibi olan bütün, çok affedersiniz, mahluk olmasından, sonra senin gibi, benim gibi bütün insanların, bütün hayvanların, bütün canlıların mahluk olmasından, sonra bütün eşyanın, cismin, var olan her şeyin mahlukiyetini görüp, işte tüm bunların halıkı benim şu anda bir zerremin hareketini gerçekleştirendir. Yoksa benim zerremdeki bir hareketi kimse gerçekleştiremez, onu ikinci bir anda kimse var edemez. Hiçbir şey, bütün kainat toplansa, bütün kainat toplansa bir atomu ikinci bir anda var edemez. Varlık alemine getiremez. Mertebe-i külliyeye ulaşmak için, mertebe-i külliyeyi ubudiyete ulaşmak için böyle çok hads halinde bir niyeten ya da manen ya da hayalen bunların hepsi mahluktur, bunların hepsinin halıkına ben yöneldim. Ona en büyük diyorum. Ona sen büyüksün, yani sen müessirsin diyorum. Yoksa herkes biliyor bunu, affedersiniz ama yeri gelmiş ki kocamansın anlamında değil. Sen müessir sensin. Senden başka müessir yok demek. Allahu Ekber. İşte Allahu Ekber dediğimizde bütün mahlukatın, bütün özelliklerinin bütün zamanlarda ve şu anda dahil olmak üzere onun tarafından yaratıldığını, var edildiğini, vücut verildiğini, onlardaki bütün özelliklerin, düzenin, intizamın, hikmetin, maksadın, faydanın, güzelliğin, rahmetin, adaletin, her şeyin onun tarafından gerçekleştirildiğini ifade etmek için Allahu Ekber diyoruz. Onun huzurunda olduğumuzu görüyoruz. Maddeden tecerrüt etmek, burada onu da söyleyecek şimdi. Ha, bir nevi huzura müşerref olup, işte huzura ancak böyle çıkılır. Yoksa Allah'ı tahayyül edecek değiliz. Allah'ı tahayyül edip de, yani bir Allah düşünüp de ben şimdi senin huzuruna geldim değil. Müşahedemizi, onu tekrar ediyorum, daha önce de söyledik ama müşahedemizi, tahkikimizi, imanımızın tahkikini şu alemin mahlukiyetinde, masnuiyetinde göreceğiz. Şu alemdeki bütün mahlukatın her türlü özelliklerinin yapılıyor, yaratılıyor oluşunda göreceğiz. Yoksa yaratıcıyı tahayyül edeceğiz. O devamlı yapıyor diye onun açısından bakıp düşünmek, hiç böyle bir şey okumadık burada. Dikkat edin, bu tefsir çok ciddi bir tefsirdi. Çok ciddi bir yaklaşımla ayeti kerime ele alıyor. Hiçbir zaman Allah katından baktırtmadı bize olaya. Hep bu mahlukat açısından baktırdı. Ben bu mahlukattaki gördüğüm herhangi bir özelliği doğrudan doğruya o özelliğin kaynağına vererek, izafe ederek anlayışımı, kavrayışımı, hissiyatımı namazda Allahu Ekber diyerek o Halık'ın önünde, huzurundayım diyorum. Ya, yoksa Halık'ı tahayyül etmiyorum. Buradakilerin hiçbirisi şu gördüğüm kendi varlığımda dahil olmak üzere varlığımın nedeni kaynağı olamaz diyorum. O halde beni var edenin huzurundayım şu anda diyorum. Var edeni tasavvur, tahayyül etmeye kalkmıyorum. Bu dünya la ilahe, uluhiyet özelliklerine, tesir-i hakikiye
sahip hiçbir şey hiçbir anda yokturun müşahede edildiği yerdir. Madem öyledir la ilahe, öyleyse illallah. Çünkü bu alem vardır, bu alemde yaratma özelliğine sahip hiçbir şey yoktur. O halde yaratma özelliğine sahip olan bu alem cinsinden olmayan vardır. İllallah. İşte bu Allahu Ekber diyerek huzura müşerref olup İyyâke na'budu hitabına, herkesin kabiliyeti nispetine, herkesin sınıfına göre bizim örneğimizde, ancak sana ibadet ederiz. Kim bu ibadet edenler? Sen esbab perdesini nerelerde yırttıysan, esbabın etken olmadığını nerelerde gördüysen, müşahede ettiysen, oralarda mahlukatın, oralardaki mahlukların, yaratıkların, mevcudatın, vücut verilmiş, var edilmiş olanların adına biz hep beraber yalnız sana ibadet ediyoruz. Senden başka kimseyi kendimizin maliki, sahibi, halikı tanımıyoruz. İyyâke na'budu. Senin mahlukunuz. Seni halik biliyoruz. Bütün memnuniyetlerimizi, bütün hissiyatımızı sana yönlendiriyoruz. Kim bunlar? Benim dünyamda sebeplerin etken oluşundan sıyrılmış olan her şey. Ama ben ne kadar sıyırdım sebeplerin etkenliğini, o benim namazımın, miracının mertebesidir. Onun için tahkiki iman ile, emri yaratılışın tahkiki müşahedesi ile namaz arasında vazgeçilmez bir ilişki vardır. Birbirini tamamlarlar. Birisi o namazın içerini, içerisindeki özü, diğeri de benim o öz ile olan iradi ilişkimi teşkil eder, belirler. Ben irademle namaza durmaya karar veririm, imanım o kararımın içini doldurur. İmanımdaki tahkik, imanımdaki emniyet, güven, yakin o kararımın derecesini belirler. Herkesin derecesi burada da tırnak içinde söyledi. Herkesin kabiliyeti nispetinde, herkes sınıfına göre ödevini yapıyor. Ama inşallah sınıf aşmak için dua etmemiz gerektiğini unutmuyoruz. İyyâke na'budu hitabına, herkesin kabiliyeti nispetinde bir mazhariyeti azimedir. Büyük bir mazhariyettir. Huzur-u ilahidesin, ancak kapasitenin el verdiği kadar huzur-u ilahidesin. Çok dua edip kapasitemizi genişletmek için çok yalvarmamız, niyet etmemiz, kast etmemiz ve istememiz lazım. Efendim, burada keselim, sesten şikayetler başladı, vaktimiz de geldi. Herhalde de hiç işareti yok. Aa, neden? Evet, düşmüş. Mikrofonu düşürmüşüm. Nasıl olduysa Allah razı olsun. Hayır, konuşuyorum. Konuşuyordum ama ne zamandan beri düştü bilmiyorum. Neyse, burada kalalım. İyyâke na'budu'yu birazcık düşünelim hep beraber. Şimdi ses alıyor musunuz? Herhalde alıyorsunuz. Demin mikrofon nasıl olduysa mikrofon düşmüş. Farkında değilim. Alıyoruz. Evet, Allah razı olsun. Şimdi Allahu Ekber deyip namaza durmayı ve İyyâke na'budu derken o imanımızın, ibadet edenlerin kapsamının ne kadar geniş olmasına dikkat etmemiz lazım. İbadet edenler, biz ibadet ediyoruz diyoruz ya, kim bu biz? Kim bu biz dediğimiz kimler? Yalnız Müslümanlar mı? Yalnız insanlar mı? Yalnız işte bitkiler mi, hayvanlar mı, mahlukat mı? Esbab perdesini yırtıp hallakiyetin,
faaliyeti daimesini, emri yaratılışı, perdeleri yırtmak suretiyle müşahede edebildiğimiz ne varsa onlar adına İyyâke nâbutu deriz. Bir tane ise bir tane, trilyonsa trilyon. Bunları saymak için demiyorum. Sayacağız anlamında değil. İmanımızın tahkiki, yakini, izanı, müşahedesi oranında İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn derim. İlkokul birinci sınıftaysam o kadar derim. Üniversitedeysem o kadar derim. O örnek bu. Yani üniversiteyi kutsadığımdan falan değil. İlkokulu falan hiç kutsadığımdan değil. Onları örnek olarak söylüyorum. Çünkü başka okul diye bir şey kalmadı elimizde örnek verecek. Medrese desem kimse bilmiyor. Başka bir eğitim müessesesinden de bahsetmiyoruz. Kalmadı çünkü. Neyse, derecelemeleri belirmesi açısından bir misaldi. Yoksa bu okullar önemlidir anlamında falan hiç konuşmadım. İnşallah bilmeniz lazım. Çünkü böyle artık onları yutmuyoruz. Onlar eğitim falan değil. Beyin yıkama mekanizmalarıdır yerlerde. Beyinler yıkanıyor. Kalıplara dökülüyor. Robotlar yetiştiriliyor. O ayrı konu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahum enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.